Mantarlarımı soydum. Tavaya kendimi özel mantar koydum. Yıkadım. Şöyle biraz da su serpelim. Tamam, bu kadar. Mantarın gerçek tadını böyle anlıyoruz. Hemen tadımlık kendime kadar mantarları şöyle pişiriyorum. Köyde soba üstüne koyardık biz mantarları böyle. Bir de tuz serperdik. Şahane bir lezzet gelirdi meydana. Ben de onu burada uyguluyorum. Tavaya koyuyorum. Ve biraz tuz serpiyorum. Mantar zaten 2-3 dakikada pişiyor. Burada da kaynamaya başladı bu lahmacunun sosu. Onu yapacağım şimdi. Evet, mantarların suyunu da saldı. Biraz tavayı yaktık. Sorun değil. Güzelce ovalarız. Bu lezzete değer. Şöyle tadımlık kendine özel mantar. Pişti sayılır. Mis gibi de koktu. Mantarlarım pişti. Çıkarıyorum. Tavanın batmasına değer bu lezzet yalnız. Dumanı tüte tüte misler. Şöyle. Harika. Kendi öz tadınla, öz lezzetiyle yani mantarın tadını ancak böyle alıyoruz. Harika. Bunu kaşarlı da yapıyorlar fırına verip. Ama ben böyle sadeyi sevdiğim için kendime özel arada bir yapıyorum. Gerçek tadı burada çıkıyor mantarın. Hiçbir şey katmadan. Sade tuz, kendi suyuyla da pişiyor. Yağsız tavada pişirebilirsiniz. Daha da güzel olur. Mangal lezzeti gibi olur. Ben hemen 2-3 tane pişireceğim için ufak tavada pişirdim. Çok da güzel oldu. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun diyorum.